Selamun aleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Bu videodaki konumuz DSG şanzımanlardaki volan. Düşünsenize, volanınız bozuldu ve bir yere gittiniz, volanınızı değiştirdiniz ya da bir müşteriniz geldi, volanını aldınız, değiştirdiniz ve ondan sonra aracınız vuruntulu, vites geçmeye, kalkışta baldır küldür vurmaya ya da hiç kalkmamaya başladı ve bunun neden olduğunu İşte düşünüyoruz, araştırıyoruz, ediyoruz. Arkadaşlar, bunun bir sebebi var. Şu 1.6 Ci ve diğer motorlarda da zannedersem ki var, iki tip volan çıkıyor. Birisi 129 diş, diğeri 132 diş. Yani 3 diş fark ediyor. 3 diş fark ettiği için de diyeceksiniz ki ya manuel olarak yani marşta atlama yapar ama bir sıkıntı olmaz. Marşta atlama yapmıyor arkadaşlar. Çat çut diye. Yani volan dişini eksik ya da fazla taktığınız zaman normalde atlama yapar ya. Bunda bildiğim kadarıyla, ki yanılıyorsam bilenler düzeltsinler, marşta atlama yapmıyor. Gayet güzel, sakin, çalışıyor. Çalıştığı için de herhangi bir sorun yok diye düşünüyorsunuz. Fakat aracınız temel ayar yapmaz. Yani mekatronik temel ayar, kavrama temel ayarını yapamazsınız. Olmaz bir türlü, uğraşırsınız. Bu da neden kaynaklanıyor? Ya ne olacak ki sanki diyen bazı arkadaşlar, 129 diş çoğunlukta 132 çok nadir çıkar. Ya tam böyle araştırmadan ya da ne bileyim gözden kaçırarak size yanlış volan verdiyse, bakın şimdi şöyle karşılaştırma yapalım. Şuradan bir bakıyoruz dişlerimize. Işığımızı da yakalım. Dişlerimiz şurada tam birbirine, tam değil, biraz kaçık, paralel olan yerini bulacağım. Bakın şurada birbirine tam paralel. Gördüğünüz gibi. Böyle biz devam ediyoruz. Bakın kaymaya başladı. Ve dişler kaydı, 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 kaydı. Şurada yine tam paralelleşti. Gördüğünüz yerde. Sonra devam edelim. Şöyle. Burada yine kaydı. Yani bu da demek oluyor ki şu 129 diş, bunu saydım 132 diş. Tam olarak nasıl olması gerekiyor onu göstereyim. Bunu da böyle doğru karşılaştırmak gerekiyor. Yanlış koyabiliriz. Şurası. Tam olarak şu noktayı, nokta deliği bunun tam karşısına getirmemiz gerekiyor ki tam denk getirebilelim. Yani dişlerin arasında kendinde bile bir kayma oluşuyor. O kaymayı da hani volanı ters ya da kaçık takmayacağımıza göre, yani motoru çalıştırmayla onun bir alakası var. Bu biraz zor oluyor tekerle. Bakın şimdi buna. Tam olarak şu anda ikisini birbirine senteledim. Şöyle bakalım. Hop. Gidiyoruz. Herhangi bir kaçık yok. Yani volan değiştirirken arkadaşlar bunu kesinlikle bu şekilde kontrol edin. Bakın şu delik tam karşı tarafta olacak. Çünkü alttakine bakın. Tam karşıda. Alttaki deliğimiz tam karşıda. Tam bunun karşısına denk gelmesi gerekiyor ki volanın dişleri tam birbirine denk gelsin ve uğraşmayalım. Yok temel ayardı, yok yolda 6-6'ydı. Bizi uğraştırır. Bu durumla alakalı da böyle bir bilgi paylaşmak istedim. Bakın az önce denk getirememiştik. Şimdi denk getiriyoruz tam olarak. Ondan da ziyade farklı. Şöyle komple gezelim. Göremiyorsunuz. Heh, şöyle. Komple etrafını dönelim. Tam olarak paralel geliyor. Şimdi öbürünü tekrar senteleyelim ve bakalım hep birlikte. Bahsettiğim delik şu delik. Onu tam karşımıza alıyoruz. Şu şekilde. Bakın aynı az önceki gibi. Tam karşımıza aldık. Şuradan tam bir paralelleyelim. Şurayı paralelledik. Bakın. Burada dişler tam paralel. Burada.
Tam şu ikisi tam paralel, hatta üçü neredeyse. Şunlar tam paralel. Fakat azıcık kenara kayıyoruz. Biz kaydıkça o da kayıyor. Burada yine biraz böyle paralelleşmeye yaklaşıyor. Şurada yine paralelleşiyor. Ama öbür tarafa geçtiğimiz zaman burada yine kaçık. Yani hiçbir halükarda olmuyor. Onun için ne yapmamız gerekiyor? 132 diş çıktıysa 132 diş takmamız gerekiyor. Oldu ki taktık, farkına varamadık. Marşta atlama olur fakat çat çat diye ses yapmayabilir. Ama her halükarda olur diye düşünüyorum. Şimdi tornacıda bunun dişlisini değiştirtiren var. O şekilde takan var. Dişliyi değiştirdikten sonra 129 dişe göre yazılımını değiştiren de var. Fakat bunlar doğru hareketler mi? Bana sorarsanız doğru hareketler değil. Ondan dolayı doğru olan nedir? Doğru olan 132 çıktıysa 132 takarız. Fakat 132 ile 129'un arasında bir fiyat farkı var. O fiyat farkı da neredeyse 1000 TL civarında. Yani böyle bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Yani şu 1000 TL daha pahalı, 1000 TL civarı daha pahalı diye biliyorum. Yine yanılıyor olabilirim. Yanılıyorsam tabii ki düzeltebilirsiniz. Yorumlar kısmında hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Bunu tornada sökmek, sonra işte dişliyi tornada sökmek, sonra işte öbürüne kaynatmak falan filan, yeni bir volanı bozmuş olacağız. Başka bir şeyden ibaret değil. Söyleyeceklerim bu videoda da bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tamirhane kanalı Arslan Usta.